Bu videoda size Canva ile konuşan avatar yapımını anlatacağım. Bildiğiniz üzere Canva herkesin kolayca tasarım yapabildiği, mevcut tasarımları değiştirerek yeni bir şeyler oluşturabildiği bir platform. Artık burada arkadaşlar yapay zeka ile avatar oluşturma ve konuşturma da mümkün. Örneğin içerik üretmek istiyorsunuz ama kendinizi kullanmak istemiyorsunuz. Sunucu olarak bu sanal arkadaşı, avatarı kullanabilirsiniz ve bununla videolar oluşturabilirsiniz. Şimdi ekran görüntüsüne döneceğiz ve başlayacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Öncelikle Canva'ya gidiyoruz. Canva nasıl kullanılır diye bir videom vardı. Onu izleyebilirsiniz. Bilmiyorsanız, konuya yabancıysanız ama bunu sezgisel olarak bile kullanabilirsiniz. Çok kolay bir platformdur. Buraya arkadaşlar Gmail hesabınız varsa daha önceden üyeyseniz oturum açabilir ya da kaydolabilirsiniz. Kaydol da şuradan yine Gmail hesabıyla yapılabiliyor. Şimdi ben oturum aç diyeceğim. Şuradan hesabımı seçiyorum. Devam et diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Canva arayüzü açıldı. Böyle bir sayfa gelecek önümüze. Buradan video şablonunu bulacağız. Yatay telefon ekranı şeklinde görülen videoya tıklayacağız. Burada yoksa şöyle okla gidin, mutlaka karşınıza çıkacak. Bu boş video şablonudur arkadaşlar. Tıklıyoruz, buraya gidiyoruz. Tamamdır. Karşımıza şablon açıldı. Şimdi de hemen sol taraftaki bakın menüden bileşenler, metin falan diye böyle gidiyor. En altta uygulamalar var. Buraya tıklıyoruz. Ve buraya HeyGen yazıyoruz arkadaşlar. HeyGen. Zaten hemen çıktı HeyGen AI Avatars diye. Şuradaki uygulamanın üzerine tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz ve buradan da aç diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan bir avatar seçip işlem yapabiliriz. Ama önce buraya da bir üye olmamız gerekiyor. HeyGen AI ilk kullanımda size bir kredi veriyor. Ama kredi bitince ücretli oluyor. Bu bölüme geliyoruz aşağıya. Sign up or sign in diyor. HeyGen AI avatar hesabınıza bağlamak istiyor diyor. Bağla diyoruz. Üyelik başarılı biçimde gerçekleşti diyor. Şimdi burada see all dediğimizde bir sürü karşımıza avatar çıkarıyor. Görüyorsunuz burada. Bunlardan birini seçip işlem yapabiliriz. Evet, seçtikten sonra aşağıdan use diyoruz. Ve bakın burada hemen ekranımıza geldi. İstersek buradan background color ayarlayabiliriz. Yani arka plan rengini ayarlayabiliriz. Şimdi işte Canva Pro'nuz varsa veya Canva Pro almayı düşünüyorsanız green screen'de yapabilirsiniz. Onu da anlatayım. Şöyle gidelim. Şu şekilde. Bir yeşil tonu seçip şöyle bunu yaptırabiliriz. Arka plana herhangi bir şey yerleştirebilmek için yeşil yapmanız lazım. Canva Pro'nuz varsa. Diyelim ki Canva Pro'muz yok veya almayı düşünmüyoruz. Ne yapabiliriz? O zaman arka plana herhangi bir şey ekleyemeyiz. Sadece renk ekleyebiliriz. Şöyle güzel, hoş bir renk ekleyip arka tarafa, ön tarafla kontrastlı yani sunucunun kıyafetiyle kontrastlı bir renk ekleyip şöyle evet bırakabiliriz. Daha sonra buna sunum için bir şey yazalım. Ne yazalım? Buraya scriptimizi yazdık. Yani ne söyleyeceğini yazdık avatarımızın. Sonra da buradan bir ses seçeceğiz. Bakın farklı dillerde sesler var. See all sekmesine tıkladığımız zaman burada hemen Türkçeyi de seçelim şuradan soldan. Türkçe sesleri de burada sıralıyor. Emel var, Fatma var. Böyle gidiyor. Fatma'yı seçelim. Şöyle yapalım. Üstüne tıklıyoruz ve use diyoruz. Artık bunu Fatma'nın sesiyle arkadaşlar okuyacak. Tamam, her şeyi yaptık. Avatar seçtik. Arka planımızı ayarladık. Ne söyleyeceğini buraya tekst olarak girdik. Sesini seçtik ve bundan sonra yapacağımız şey isterseniz buradan bu arada dinleyebilirsiniz. Hatta dinleyelim. Ses nasılmış? Merhaba değerli izleyiciler. Ben Meltem. Bugün burada sizinle birlikte olmaktan çok heyecanlıyım. Öncelikle bana... Tamam, iyiymiş. Bir de Emel'i dinleyelim ya. Emel nasılmış? Merhaba değerli izleyiciler. Ben Meltem. Bugün burada sizinle birlikte olmaktan... Bu böyle daha şey gibi ya. Çok sarmadı beni ya. Tamam. Fatma'yı seçtik arkadaşlar. Generate AI video butonuna tıklıyoruz. Bütün işler bittikten sonra ve biraz bekliyoruz. Bu arada bazen bu çubuk ilerlemiyor gibi görünüyor. Böyle bir durumda yapacağımız şey şu. Hemen yukarıdan tasarım, bileşenler gibi sekmelere tıklıyoruz. Daha sonra da en alttaki HeyGen sekmesine tekrar tıklıyoruz ve yenileniyor. Çubuğun ilerlediğini görebiliyoruz. Birkaç dakika bekletiyor. Canva ile ilgili video yapıyorum. Telefonu karıştırırken Canva'da bunları mutlaka yapın diye bir şey çıktı. Dinlemeyin bizi. Şimdi videomuz oluştu. Videomuz oluştuktan sonra şurada Add to Design var. Ona tıklıyoruz. Ve videomuz buraya geldi. Şimdi videomuzu tam ekran görmek için de şöyle yapacağız. Bunun üzerine sağ tıklıyoruz. Videoyu arka plan olarak ayarla seçeneğine tıklıyoruz. Ve yeni sunucumuz burada arkadaşlar. Artık Serdar Sezer kanalını Meltem devraldı ve artık videoları o yapacak. Eminim bu sizi beni görmekten daha çok mutlu eder. Şimdi bir play diyelim bakalım nasıl olmuş. Sesi de açalım biraz. Merhaba değerli izleyiciler. Ben Meltem. Miss. Daha sonra peki bunun çıktısını nasıl alacağız? Şu şekilde arkadaşlar paylaşa geliyoruz. Ve buradan indir diyoruz. Tabii ki
Bu Canva free olduğu için, yani pro olmadığı için, bize biraz daha düşük çözünürlüklüsünü indirtiyor ama kullanılamaz kadar da kötü bir çözünürlükte değil, yani kullanılabilir. İndir diyoruz ve bekliyoruz, videomuz indiriliyor. Durum bundan ibaret. Gördüğünüz üzere gayet temiz, 10 numara bir video oldu. Şimdi buradan da tıklatıp, isterseniz buradan oynatıp durumu görebilirsiniz. Evet, videomuz hemencek indi. Yıllar da geçse hemencek. Merhaba değerli izleyiciler, ben Meltem. Bugün burada sizinle birlikte olmaktan çok heyecanlıyım. Öncelikle bana bu fırsatı verdiği ve sizin gibi harika bir izleyici kitlesiyle bir araya gelmemi sağladığı için Serdar'a teşekkür etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere konuşan avatar yapmanın, konuşan sanal bir sunucu yapmanın en kolay yolu bu. Size daha önce de anlatmıştım, aylar önce. Fakat o çok meşakkatliydi. Bir sürü platform değiştiriyorduk ve bir noktadan sonra paralı hale geliyordu. Ama bakın, ücretsiz biçimde bunu yapıp kullanabiliyorsunuz. Peki ne kadar kredi harcamışız? 0.5 kredimiz daha varmış video yapmak için. Bu bitince ne olacak? Onu da şimdi videonun devamında anlatacağım. Make another video ya tıklıyorum. Bir video daha yapacağım. Bu sefer de bir erkek yapalım ve green screen nasıl yapılıyor? Arka plan değiştirme nasıl yapılıyor? Onu anlatacağım size. Ama benim bu hesabımda Canva Pro yok. Şuradan bir tane de abi seçelim şimdi şöyle. Yok mu bir tane arkadaş? Ha, şurada bir dost var. Use diyoruz buna. Buradan bir renk seçeceğiz. Şimdi green screen yapmak için, arka planı düzgün bir şekilde kaldırmak için yeşil bir ton seçmelisiniz. Şöyle çok cırtlak olmayan koyu yeşil bir ton seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir. Daha sonra buraya text'i yapıştırıyoruz. Demin ki text gibi bir şey. Buraya sallayayım bu sefer. Merhaba arkadaşlar. See all'a tıklayıp bu sefer bir erkek sesi seçeceğiz ama öncelikle Türkçeyi seçeceğiz. Ahmet'i bir dinleyelim. Merhaba, nasılmış? Böyle ses çıkarıyorum. Umarım beğenmişsindir. Yani fena değil. Mustafa merhaba, Yoka. Böyle ses çıkarıyorum. Umarım beğenmişsindir. Bu daha genç. Merhaba, böyle ses çıkarıyorum. Umarım beğenmişsindir. Tabii ki Mustafa, o tipe ancak Mustafa'nın sesi gider. Tamam. Yeniden Generate AI video diyoruz. Ve videonun üzerine tıklayıp videoyu düzenle diyoruz. Bunu ne zaman yapıyoruz? Canva Pro'muz varsa. Yoksa ilk anlattığım gibi yapacaksınız. Arkaya bir renk verip devam edeceksiniz. Buradan filtrelerle rengi ayarlayabilirsiniz ama bence çok filtre vermeyin. Bu haldeyken çünkü green screenle şu öndeki vatandaş aynı renk olursa sıkıntı olabilir. Daha sonra Canva Pro'nun arka planı kaldırma diye bir seçeneği var. Bununla bir tıkla arka planı kaldırıp buraya herhangi bir şey şuradan sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Ücretsiz deneme sürümüne tıkladığımız zaman 30 günlük ücretsiz diyor. İsterseniz bunu başlatıp hemen gidip iptal edebilirsiniz. Yine 30 günlük süreniz devam ediyor ama 30 gün sonra sizden ücret almıyor. Peki aylık ne kadar? Aylık 199 lira olarak görünüyor arkadaşlar. Yani bir ayda 200 lira verip bunu kullanabilirsiniz. Hani bir ay için 200 lira, 200 lira artık günümüzde para değil. Eskiden evet bir paraydı ama şu an para değil yani. Video açıklamasındaki linke tıklayarak Canva'ya gidebilir ve kullanabilirsiniz. Tamam, arka planı kaldırıyorsunuz ve şuradan bakın bileşenlerden. Mesela arka planı olmadığını düşünün, bunun arka planlara tıklıyorsunuz. Ve arka planı sürükleyip şöyle bırakıp katman halinde arkaya yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Heyecan'da kredimiz kaldı mı? Make another video diyoruz. Bakın diyor ki hiç krediniz kalmadı. Şimdi bu yaptığınızı bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size yine çok ilginç konulardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Nasıl kredi alıyoruz? Generate diyelim. Planınızı upgrade edin diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. 100 bin tane şey sormayın da işimizi yapalım ya. Vallahi yani millet sizin anketinizi yanıtlamak zorunda mı acaba? Evet, ücretsiz olarak sınırlı böyle kısa süreli 2 tane sunum oluşturabilirsiniz. Ve daha sonra HGN'e giriş yaptığınız zaman size tekrar bir kredi daha veriyor. Bakın şu an bir kredi daha verdi. Böyle de 2 video daha yapabilirsiniz. Yani totalde 4 videoluk size bir ücretsiz imkan sağlıyor. Ama daha sonra satın almak zorundasınız. Şuradaki linki kopyalayıp demin yaptığımız gibi HGN'e gidip buradan kredi alarak da yapabiliyorsunuz. Ek olarak doğrudan bu platformu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir gün bir yerde kullanmanız gerekirse istifade edip kullanabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Ali izleyiciler, ben Meltem. Bugün burada sizinle birlikte olmaktan çok heyecanlıyım.
Öncelikle bana bu fırsatı verdiği ve sizin gibi harika bir izleyici kitlesiyle bir araya gelmemi sağladığı için Serdar'a teşekkür etmek istiyorum.